Bütün bu sorunları çözmek yerine peki başka neye önemsediler? Bunu önlemenin yerine yetinmediler. Bir de İstanbul'un bağrını delerek kanal açacağız diye bangır bangır bağırıyorlar. Biri bağırıyor diye diğerleri de bağırıyor. Diğer bağıranlar inanmıyor gene bağırıyor. Niye böyle bakıyor? Bağırıyor diye bağıralım. Kanal İstanbul diye. Acı vahim trajik bir durum. İstanbul'a ihanetin nirvanası. Size o ihaneti yaptırmayacağız. Yaptırmayacağız. Bir buçuk yıldır ağızlarına Kanal İstanbul'u almıyorlar. Genel seçim geçti unuttular. Yerel seçim geldi. Bangır bangır Kanal İstanbul'u savunan kişiler Aralarında aday olanlar da var. Ağızlarından kelimesi bile çıkmıyor. Niye? Günü geldi mi söyleriz. Burada da milletimizi aldatalım. Yok öyle ya ama. Bu millet aldanmayacak. Çünkü bu milletin doğru pusulaya ihtiyacı vardı. Biz onları temsilen doğru pusula olmaya devam edeceğiz. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Çok şükür Allah'a insan olmanın anlamını ve değerini bilen kişileriz. Her işimizi insana saygı ve inanın hep birlikte yaşadığımız gibi yaptığımız işleri de şehre saygı ve özen duyarak yapıyoruz. Bizim için herkes bir ve herkesin bu şehirde yaşayan herkesin bakın herkesin herkes kim oy verirse versin. Benim güzel insanlarıma bakışım net. Her biri tek tek saygındır, özeldir, özen gösterilmesi gereken bireydir. Benim partilimmiş, başka partiliymiş, geçin o işi. Yaşam biçimiymiş, geçin o işi. Hangi inançtaymış, yeri burası kardeş. Hangi inançtaymış yeri, hangi etnik kökendeymiş yeri burası hayır edenleri en hassas dönemlerimizde bile insanları bölenleri bir siyaset amacı gibi görerek hareket edenleri milletimiz hafızasından silecek, barışı için silecek, huzuru için silecek, hizmet almak için silecek, bir arada dengeli keyifli yaşam sürmek için silecek. Bu bakımdan Üsküdar'da bütün yaptığımız çevre projelerini, bütün yaptığımız bahsettiğimiz atık su projelerini tam da bu kavramla ele aldık. Proje kapsamında yapacağımız işleri Genel Müdürümüz anlattı. Yaklaşık 800 milyon liralık bir yatırım. Bugüne kadar bitirdiğimiz işleri söyledi. Yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırımı sadece Üsküdar'a yaptık. Ben 5 yıl bir ilçe belediye başkanlığı yaptım. Bakınız Sarıyer Kadıköy burada. Kimisi 20 yıl, kimisi 15 yıl, kimisi 25 yıl hizmet görmemiş, kapısını çalmamış. Bir arada iş üretmemiş, masa kurmamış, randevu vermemişler. Ülkeyi ve şehri bu ahlakla yönetmeyi kendilerine bir fırsat alanı olarak ee, oluşturmuşlar. Yanlış yolda olduklarını biz açığa çıkarttık biz açığa çıkarttık. Hani dediler ya kıyıda kenarda bir ilçenin belediye başkanı kimmiş o falan diye tarifledi beni. Evet, aramızdan biri çıkar, bir nefer çıkar, size boyunuzun ölçüsünü gösterir. Biz bu biz bu nefer olma duygusunu nasıl alıyoruz biliyor musunuz? Ben aynı benim gibi koşacak, benim kadar yürekli milyonlarca neferden alıyorum. Onun için Zannetmesinler tek başına Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Hayır ben konuşurken aslında milletin kalbinden geçen, milyonlarca insanımızın yüreğinden kopan gelen kelimelerin sözcüsü oluyorum. O bakımdan Allah korusun ve Allah bu ızdıraptan bir daha yaşanan bu ızdıraplardan bir daha yaşamamak üzere sonucu belirlesin. Herkes bundan sonra hizmette yarışı önüne koyarak bir yolculuğu ortaya koymanın adımlarını atsın. İşte bu gerçekten şehrin üstüne ben zombi gibi çöken bu anlayışı bertaraf etmenin keyfini yaşıyorum. Yaşamaya devam edeceğim.